Merhabalar ben Güney Sentür. Bir futbol muhabbeti programına daha hoş geldiniz. Evet günden çok yoğun. Gündemi takip edebilmek için böyle 7-24 Twitter veya gazeteleri takip etmemiz gerekiyor. Ben de tabii ki de gündemi genelde Twitter üzerinden e, takip ediyorum. Bir taraftan transfer açıklamaları, bir taraftan e, Kulüpler Birliği'nden sonra çıkılan basın toplantıları diyeyim. Kulüpler Birliği Başkanı'nın basın toplantısı yani açıklaması gündem çok yoğun. Biz önce neye gireceğiz? Tabii ki de Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç'la başlayacağız. Galatasaray 3. transferini açıkladı. İlk transferi Arda Turan, ikinci transfer ise Olcan Çağlayan'dı. Şimdi ise Emre kılınç açıkladı. Daha sonrasında Kerem Aktürkoğlu'nu açıklayacaklar ama orada biraz bir pürüz olduğunu öğrendim ama net olduğunu, net bir şey olduğunu tam öğrenemediğim için sizlere bunu aktarmam yanlış olur. Böyle tam detaylı bir şekilde öğrendiğim zaman mutlaka sizlere ya canlı yayında ya da bu tür yayınlarda aktarmış olacağım. Şimdilik Galatasaray 3 transferini açıkladı dedik. Omar El Abdüley 15'inde açıklanacak ve Galatasaray bugün sahaya indi. Şimdi Emre Kılıncı'nın da çok güzel bir e, videosu yayınlandı i̇zledim bugün. Mi bugün izledim. E, Tabi hemen hemen sanki. hemen e, Twitter üzerinden retweet yaptım. Çok da hoşuma gitti. Bir telefon çalıyor. Telefonu e, tabii ki de açmıyor. Telefonu başında bekliyorum. Değil de telefonu açmıyor. Emre Emre çok enteresan. Emreyi arayan da kimdi? Bir <laughs> Emre abisi büyük ihtimal. Yani orada bir gönderme var. Biliyorsunuz ki sosyal medyada bu tür göndermeler çok yapıldı. Özellikle Emre Belezoğlu üzerinden. E, bu şekilde gönderme yaptılar. E, Tabi açıklamalara da geleceğiz. Özellikle Ahmet ile Ali Koç'un açıklamaları çok enteresan. E, onlara da gireceğiz. Çok samimiyetsiz buluyorum ben ya. Yani bu tür. Bunları yapmak zorundalar. Yani birbirlerine geldiğinde geldiği zaman e, kamera karşısında kavga edecek değiller. Yani ben o açıklamayı yapmadım, çarpıttılar. Bu şöyle. Yani onlar planlı, tamam mı? Yani emin ol şunu yapıyorlar. Yani aman işte başkanım kamera karşısında bunu yapmıyorum da sen ne söylersen söyle. Çünkü taraftar arkanızı alabilmeniz için ne yapmanız lazım? Bu tür açıklamaları yapmanız gerekiyor. Yani en azından camianızı koruduğunuzu, e, taraftara göstermeniz gerekiyor ki bunu en çok yapması gereken kim? Ali Koç. Çünkü sportif olarak bir başarı yok e, maalesef sağ dışı olaylarında e, bu şekilde yapmak zorunda yoksa e, orada başkan kalamaz. Peki Dınay e, şu an sen detaylandırmadan ben bir soru sormak istiyorum. Biliyorsun Fenerbahçe'de Semih Özsoy e, görevine son verildi. Hı hı. Neden gönderildi sence? Evet yani zaten hepinizin malumu sportif direktör Emre Belezoğlu oldu. Yani bütün itler artık Emre Belezoğlu'nun elinde. Semih Özsoy da bunu büyük ihtimal e, kabul etmedi bir şekilde dedi ki ya ben, ben ne yapacağım burada dedikten sonra istifasını sundu. Ki bence istifa değil de bence zorlu istifadır o. Belki istifaya bile e, zorlamış olabilir Ali Koç. Çünkü Semiosu'ya bir ihtiyaç kalmadı. Yani evet yeni bir bildirim geldi. Hemen bakıyoruz. Hemen bakıyoruz kim gelmiş kim gitmiş. Yok ya 8'li final başlıyor. Hemen sesimizi kıstık. Kusura bakmayın. E, şimdi Semiosu'yu bir kenara bakalım, bırakalım. Ali Koç'u Ahmet Ağoğlu'nu bir kenara bırakalım. Biz Galatasaray'a bakalım. Çünkü yoğun olarak Galatasaray haberleri yapıyoruz. Sağ olsun izleyenlerimiz bizi destekliyorlar. Çok teşekkür ederiz destekleri için. Yorumlar yazıyorlar. Yorumlar kısmında çok mutlu oluyorum. Ben şimdi fazla e, konuşmayayım. Direkt konuya gireyim. Emre Kılınç Galatasaray'da hangi mevkide oynayabilir? Bu e, biraz soru işareti. İki kanatta da oynayabilen ancak... Topları çizgilerden aldıktan sonra içeri girebilen bir futbolcu Emre Kılınç. Ve özellikle içeri girdikten sonra şutör özelliğini kullanabilen bir Emre Kılınç'ı görüyoruz. Bu da ne neyi andırıyor bize? Galatasaray'ın e, özellikle Fatih Terim'in oyun planına uygun bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Çünkü her defasında size tekrarlıyorum ancak yeni izleyen arkadaşlarım varsa beni şu... Şuradan pay bitsinler. Galatasaray ve Fatih Terim'in takımı her zaman kanatları iyi kullanmıştır. İyi kullanan yani kanatları iyi kullanan bir Galatasaray da her zaman tehlike yaratır. Özellikle Belhanda'nın orta sahada 10 numara pozisyonunda çok aktif oynamayışından dolayı Galatasaray her zaman kanatlardan bindirmiştir. 2 e, yıl öncesini hatırlarsak Geri Rodriguez sonrasında geçen yıl hatırlarsak da ondan önceki yıl hatırlarsak da Onyekuru'yla çok çok aktif kullanmıştı sol kanadı Galatasaray. O yüzden çabuk futbolcuya ihtiyaç var. Emre Kılınç bunu yapabilecek nitelikte bir futbolcu. Bunu sizlere net söyleyeyim. Emre Kılınç genç bir futbolcu bizim ligimiz için ve başarıya aç bir futbolcu. Bir de şu açıklamalarından sonra ben Galatasaraylı olduğunu düşünüyorum. Transfer o bir takıma transfer oluyorsanız eğer o takımın o takıma gönül veriyorsanız biraz daha farklı oluyor. Biraz daha farklı mücadele ediyorsunuz. O yüzden ben her seferinde şunu söyledim. Arda Turan Galatasaray'a daha vereceği çok şey var. Çok şey de verecek. Bunu tekrar sizlere yeri gelmişken hatırlatalım. Oğulcan Çağlayan çok soruluyor bana. Şimdi Oğulcan Çağlayan Galatasaray'ın ilk 11 planında yok arkadaşlar. Yani Fatih Terim'in ilk 11 planında olmayan bir futbolcu. Rotasyon için kullanılabilecek bir futbolcu. Heh, rotasyon diye bir kenara atılmıyor. Evet yetenekli bir futbolcu. Ayağına çok top çok yakışıyor ve yeri geldiğinde topla çok hızlanabiliyor. Bu da Oğulcan'ın zaten Galatasaray'a taşıyan bir özelliğiydi. Neden? Topla birlikte hızlı. Hızlı olduğu için Fatih Terim onun hızından yararlanacaktır. O yüzden Oğulcan Çağlayan'ı Tayland transferi olarak görebilirsiniz. Bir de 40 tane maça çıkacak olan bir Galatasaray var. 40 tane Süper Lig maçı. Yani çok ciddi derecede bir rotasyona ihtiyaç var. Ve şunu da sizlere söylemeliyim. Galatasaray şu an transfer yaptı. Ama yapılan transferlere baktığımız zaman evet ilk 11 oyuncusu bu dediğimiz oyuncu sayısı az. Henüz e, ilk 11 oyuncuları tam olarak e, transferi yapılmadı. Omar Ali Abdülay bunları kenara ayırıyorum. Evet suyum geldi. Galatasaray'ın mensa isteği de hala devam ediyor. Bugün olumlu gelişmeler yaşandı. Ondan sonra olumsuza döndü. Sebebi ise Kayseri Spor'la net bir şekilde anlaşılamaması, takas oyuncularda kimler kullanılacak bunlarda henüz mutabakat sağlanmış değil. Özellikle Kayseri Spor Babeli istiyor ancak Galatasaray Babel'den 500 bin euro da olsa 1 milyon euroda olsa koparmanın derdinde seri konusunda da Fulham'ın Babeli istediğini biliyoruz. Orada e, seri transferinde de Babel kullanılabilir. O yüzden Babel şu an Galatasaray'da takas oyuncu olarak kullanılabilecek futbolcu. Ancak bunu tabii ki de Kayseri Spor'a değil Fulham'la kullanmak isteyecektir. O yüzden görüşmeler tıkanıyor olabilir. Ama şunu söylemeliyim. Mensah Galatasaray'a dünden gelme, gelmeye razı. Peki seri ve e, mensah tandemi Galatasaray'da nasıl olur? Şunu da buna da hemen çok kısaca değinmek istiyorum. İki tane yumuşak bir oyuncu olduğunu düşünelim. Ön tarafına 10 numaramı veya farklı mı bir oyuncu alacak. alınacak. Henüz on net değil. Bunun netleşmesi için Belhanda'nın satılması gerekiyor. Bunu bu satışı yapmadıktan sonra Galatasaray buraya hamle yapamaz. Ama şöyle düşünürsek şu anki kadroya baktığımız zaman Mensa, Seri önlerinde. Berhan da üçlüsünü görüyoruz. Berhan da zayıf nokta Galatasaray oraya iyi bir transfer daha yaparsa Galatasaray'ın orta sahası bir level atlayabilir geçen yıllara nazaran. Ancak oraya gelen futbolcu biraz sert olmalı. Çünkü hem seri yumuşak bir futbolcu, yani agresif bir futbolcu değil onun içerisinde. Mesa agresif olsa bile rakibe karşı agresif değil. Yani topa karşı agresif değil. Evet, dikine Topu sürebilen bir futbolcu. Çok çabuk futbolcu ve aynı zamanda adam eksiltebilen bir futbolcu. Galatasaray zaten Lemina yokken bunun çok sıkıntısını çekti. Ondan öncesinde kim vardı? Ndiaye vardı. Bu görevi Endiaya üstleniyordu. Eğer ki Mensah Galatasaray'a gelirse Fatih Terim'in oyun planında ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş alanındaki kullanılacak futbolcu burada Mensah olacaktır. Mensah üzerinden ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş yapılacak. Mensah buna uygun ama seriyle nasıl bir partner olur? Bu beni biraz açıkçası düşündürüyor. Forvete geldiğimiz zaman ne bugün antrenmana çıktı. ne Galatasaray göndermek istiyor. Oraya bir hamle olabilir mi Nurcan? Olabilir. Olabilir ama nasıl bir hamle olur Forvet'te? Falcao kaldı. Bunu başkan söyledi. İndirime gitti ve kaldı. E, Cagney'e gönderirse Galatasaray oraya bir hamle olur. Hamle yapılır. Ancak e, çok büyük beklenti içerisine girmemek gerekiyor. Çünkü önünde Falcao gibi bir yıldız e, futbolcu var. Tabii ki de bir sürü maliyeti olduğu için genelde e, Falcao'yu kullanmak isteyecektir. Andone gibi adam bir iki gömlek düşük futbolcu tercih edebilir Fatih Terim ve e, Galatasaray. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Evet. E, iki kanat için hala ısrarlar sürüyor. E, bazı futbolcularla görüşülüyor. Bunları zaten biz sizlere her canlı yayınımızda söylemiştik. Özellikle bizim konferans yayınlarımızda. Biliyorsunuz ki Eyüp abiyle, e, Arda'yla Aynı zamanda Erdal'la çok güzel konferans yayınları yapıyoruz, canlı yayınlar yapıyoruz. Daha çok transfer haberlerini orada konuşmayı daha çok seviyorum. Onlara da buradan selamımı iletiyorum. Tabii ki de ben şu an sizlere gündemi kısaca değerlendirmek istedim. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda ya da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.